Herkese günaydın. Şimdi biz evinde kaldığım Rick amcayla birlikte buradan 3 saat uzaklıktaki Chiang Rai şehrine gidiyoruz. Şu an Chiang Mai'deyiz. O şehrin adı da Chiang Rai. Genelde karıştırılıyor. Çok, sadece bir harf değiştiği için. Orada Tayland'ın en ünlü Beyaz Temple'ı var. Onu göreceğiz ve birkaç tane daha ünlü temple'ı var. Oraları 2 gün keşfedeceğiz. Yine başladı su sesi. Bu da makineye giden suyun sesi. Birkaç gün oraları keşfedeceğiz birlikte. Onun da canı çok sıkılıyordu. Ben de Chiang Rai'ye gitmek istiyordum zaten. Birlikte gidelim dedi. Şimdi onun arabasıyla gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Bu da buradan beni izliyor. Bu ne yapıyorsun lan? Bu hep böyle mutsuz bakıyor ya. Bu hep böyle mutsuz bakıyor. Öyle. Şimdi hazırlanıyor. Çıkacağız. Muhtemelen 2-3 saatlik yolu biz 5-6 saatte gideriz. Çünkü Rick amca o kadar yavaş kullanıyor ki arabayı. Bu arada dün gece burada deprem oldu. Deprem olduğunu çok sonra anladım. Uzun sürdüğü için anladım. Normalde ışık sallanıyor yukarıda ama dedim herhalde rüzgar falan. Son baktım koltuğum da sallanmaya başladı. Böyle 1 dakikaya yakın sürdü. Dedim herhalde deprem oluyor ama hiç korkmadım çünkü bu 2 katlı müstakil bir ev ve yıkılma gibi bir durum olmayacak dedim. Aman salla, bak Instagram'ına, devam et. Arkamda da böyle. Bahçesi çok tatlı ya. Burada böyle bir sürü bitkisi var. Burada kum torbası var. Yaşı 70 ama hala Muay Thai kurslarına gidiyor. Ne oldu? No, kapıyı mı açmadılar sana? Bunların mamaları içeride de çünkü. Ne oldu? Ne söylüyorsun? Ne var? Hadi girin içeri hadi. Gidin yiyin yemeklerinizi. Burası da Rick'in ikinci evi. Bunlar yan yana. 2 katlı 2 tane evi var burada. Sadece couchsurferlar kalıyor arkadaşlar. Köpekler de bu diğerinde kalıyor. Ben diğer evde kalıyorum. Köpekler burada kalıyor. Yemek yiyorlar. Sonra dışarı çıkıyorlar. Kapılarını açtım şimdi. Ve artık gidebiliriz. Size böyle uzaktan bir çekeyim evi. Böyle. Bu ikisi Rick'e ait. Bu emektarla gideceğiz. Hello. Bakalım kaç saatte gideceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Şuraya koyayım çantamı. Yolluk olarak muz ve mango almış. Yeah, let me get one thing just upstairs. Okay. Şimdi yolda yemek için bir şeyler alacağız. Kendisi vejetaryen olduğu için vejetaryen mutfağına geldik. Burada şey etsiz. Böyle bir şeyleri yaprağa sarıyorlar arkadaşlar. Sanırım pirinç içindeki. Buradan yemek paketlettirecek yol için. İyiydi. Çekeceğim diye bekliyor. Şimdi vejetaryen bir karışım aldı. Ortasında pirinç var. Her zamanki gibi. Ben de böyle bir börek ve tofu aldım. Tofu right. This is Tofu. 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 Böyle beyaz bir sos verdiler. Tadını bilmiyorum. Bir de her yerde böyle su veriyorlar arkadaşlar burada. Nereye giderseniz gidin. Ücretsiz su veriyorlar. Okay. You can start. Enjoy. Cheers. Şimdi yol içinde bir şeyler alacağız. Abi yemeklere bakar mısınız burada? Böyle sosu, salatayı ve buraya da biraz fıstık koyuyorlar. Bunu böyle alıyorsun. Kendin mix yaparak bunu yiyorsun. İnsanlar her iş çıkışında yemekleri böyle poşetlerde alıyorlar. Soslu, muslu her şey içinde oluyor. Bunu böyle iş çıkışlarını alıp evde yiyorlar. Evlerinde mutfak yok çünkü. Bu yaprakların içinde de tatlılar var, minik minik. Bunun içinde rice var, yani pirinç var. Bu da buraya özgü bir şey, çok görüyorum. Tatlı sanırım ama ne olduğunu bilmiyorum. Aldık, deneyeceğim. Deneyeyim diye aldı. Burada da görüyorsunuz yine salata var.
Salata malzemeleri ve sos içinde. Tuhaf, hiçbir şey anlamıyorum şu an. Yediğimden de bir şey anlamıyorum açıkçası. 4 tane bundan almıştık tatlı niyetine ama yetmedi galiba. 2 tane de alıyor. Tanesi 10 baht yani 5 lira falan. Pahalı. Böyle bir ortam. Burada da çayın içine atmalık kelebek çayı sanırım bu. Renk versin diye atıyorlar. Bu direkt böyle maviye çeviriyor. Böyle bir ortam. Yağmura bakın abi. İnşallah kazasız belasız gideriz ya. Zaten gerçi 50 km hızla gidiyoruz. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama yine de önümüzü görmemiz engelliyor bu son yağmurları. Allah'tan ben 5 dakikada bir ya durdu mesela şu an. Yağıp duruyor. Ama çok keyifli yani. Doğayı izleyerek gitmek. Selam arkadaşlar. Şimdi White Temple'a geldik. Daha doğrusu dün gelmiştik. Biz Chiang Mai'den Rick amcayla birlikte Chiang Rai'ye, yani Chiang Mai'ye yaklaşık 3 saatlik uzaklıktaki yolu 5 saatte falan geldik. Gerçekten böyle bir an nefes alamıyorum falan sandım. O kadar yavaş kullanıyor ki ve abartmıyorum, vites değiştirmeyi falan unutuyor bazen. Arabası çünkü manuel. Zaten yaşlı, biraz ürkek kullanıyor. Vitesle değiştirmeyince araba inliyor yani. En sonunda dedim ki galiba senin vites değiştirmen gerekiyor. Unutuyor. Böyle yavaş yavaş yürüyerek gelsem daha hızlı gelirdim. Şimdi White Temple'ın önündeyim. Neden kıyafetim farklı? Çünkü ertesi gün oldu artık. Biz dün yaklaşık 5 saatlik yoldan sonra geldik buraya ama deli gibi muson yağmurları başladı. Göz gözü görmüyordu. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Sadece böyle biraz turladık. Müzeye girdik, çıktık. Ertesi gün oldu ve şu an sabah 10. Bugün de deli gibi yağmur gösteriyor bu arada. Dünden daha çok yağış gösteriyor. Yağmur başlamadan gelmek istedik. O yüzden kahvaltı yaptığımız gibi geldik. Şimdi arabayı böyle bir alana park ediyorsunuz. Bu Rick amcanın emektarı, gerçekten emektarsın yani, helal olsun. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Girişi böyle binalar karşılıyor sizi. Bu otopark girişi ama bunlar daha tamamlanmamış arkadaşlar. Yani sadece alçılı. Girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece böyle bir elinize dezenfektan sıkmanızı istiyorlar. Hello. Okay. Bazen girişte isim yazmamızı istiyorlar. Çünkü hangi ülkeden geliyorsun, kaç yaşın var falan. Evet. Girişte sizi böyle bir devasa bir maket karşılıyor. Ve ufak bir şelale karşılıyor. Bu bayağı büyük bu arada. Uzaktan görüntüsü bu şekilde White Temple'ın. Daha tamamlanmamış kısımları var dediğim gibi. Herkese Wat Ronkun'dan selam arkadaşlar. Burası namı diğer White Temple. Bütün turistler burayı White Temple olarak bilse de buranın gerçek ismi White Temple değil. Wat Ronkun olarak geçiyor. Ve tamamen her yeri alçı ve camla kaplı, aynayla kaplı olan bir temple. Tayland denildiğinde insanların aklına gelen böyle ilk üç temple'dan, ilk üç tapınaktan biri. Çünkü çok görkemli, çok parlak, özellikle güneşli günlerde gözünüzü alacak kadar parlak. Çünkü her yeri camlarla, her yeri aynalarla kaplı. Dışı tamamen alçı ve aynalarla kaplı bir temple. İnsanlar sadece Chiang Rai'ye bu temple'ı görmek için bile geliyorlar. Çünkü Chiang Rai'de çok böyle deli gibi gezilecek yerler yok. Chiang Mai'ye nazaran daha küçük ve daha böyle sanayileşmiş bir şehir diyebilirim. O yüzden insanlar buraya direkt bu temple için geliyorlar. Şimdi temple'ın girişinde sizi böyle bir yol karşılıyor. Bu yol da çok görkemli.
Böyle bir yoldan ilerliyorsunuz. Bu arada karşıdaki küçük yapılarda cam kaplamaları, ayna kaplamaları göremiyor olabilirsiniz. Bunun sebebi ise henüz daha bu temple'ın tamamen tamamlanmamış olması. Asıl temple'ımız şurada. White Temple. Asıl temple'ımız o kısım. Tasarımına 1997 yılında başlanıyor arkadaşlar ve buranın tasarımcısı bir ressam, bir sanatçı, Taylandlı bir sanatçı. Ve şu an güneş olmadığı için çok böyle görkemli göremiyor olabilirsiniz. Ama normalde her yeri cam kaplama, ayna kaplama olduğu için güneşte burası deli gibi parlıyor ve rengarenk oluyor normalde. Ama şu an maalesef muson döneminde olduğumuz için yağmurun yağmamasına bile şükrediyorum. Asıl temple'ımız şurası, tapınağımız. Birazdan oraya geçeceğim. Geçmeden önce size böyle bir detay olarak da göstermem gerekirse böyle temple'ın her yeri alçı ve aynalarla, camlarla kaplı. Detay bu şekilde arkadaşlar. Asıl temple'a geçmeden önce size şuradaki çanı da göstermek istiyorum. Genelde temple'ın girişine doğru yürüyorum şu an. Girişinde büyük bir çan var. İnsanlar önce dualarını edip sonra bu çanı çalıyorlar. Eğer çalabilirlerse, çünkü gerçekten büyük. Belki birkaç kişi falan çalıyordur ya da özel günlerde çalınıyordur diye düşünüyorum. Çanın büyüklüğüne bakın şimdi. Aşırı büyük ve tam ortasında Buda'nın bir figürü var. Gördüğünüz gibi insanlar şu kenarda bulunan, botanik bahçesinin ortasında bulunan Buda'nın karşısında oturup dualarını ediyorlar. İbadetlerini gerçekleştiriyorlar. Bu kısımlar o kadar da gösterişli değil. Çünkü şöyle bir durum var. Bu White Temple'ı 1997 yılında Taylandlı bir sanatçı, ressam bir adam tasarlıyor arkadaşlar ve yapmaya başlıyorlar. 2014 yılında da büyük bir deprem oluyor ve depremde çok büyük hasarlar görüyor. Çünkü her yeri cam kaplama, yani o camlar falan hep dökülüyor, alçılar çatlıyor. Ama daha sonra bir sürü gönüllü toplanarak buranın onarımını sağlıyor. Şu an hala dimdik ve gösterişli olarak hayatta. Ama buranın bitme tarihini sanatçı 2070 olarak belirlemiş. Diyor ki 2070 yılında bu temple, bu tapınak tamamen bittiğinde ben artık ölümsüzlüğümü ilan edeceğim. Ölümsüz sayılacağım. Çünkü böyle bir eser bırakmış olacağım diye de ekliyor. Girişte 3 maymun var ama insan figüründe. Duymadım. Görmedim. Bu ne, koklamadım mı? 4 maymun mu? Koklamadım arkadaşlar. Da konuşmadım. Bunların anlamları şey mi? Kötü sözlere kulağımı kapatıyorum. Kötü kokuları koklamamaya çalışıyorum. Kötü söz söylemiyorum. Evet, şimdi asıl giriş kısmı burası değil, o yüzden no enter yazmışlar ama çıkış muhtemelen burası. İhtişama bakar mısınız? Lütfen güneş biraz daha kal. Bu temple'ın içinde bir tane müze bulunuyor. Müzede de bu ressamın, tasarımcının çizimleri var. Gerçekten psikodelik çizimler ve olağanüstü bir yetenek yani. Girip bir bakın çizimlerine, muazzam. Ve müzenin içinden şey yapabiliyorsunuz, kartpostallarını ya da baskılarını falan satın alabiliyorsunuz ve çok da pahalı değil ama baskılar çok kaliteli de değil. Şimdi size bir de şey göstereceğim. Tayland'ın, belki de dünyanın en gösterişli tuvaletini göstereceğim. Burası abi. Burası tuvalet. Tamamen altın boyası.
Ya altın değil bu arada, gerçek altın değil. Altın kaplama da değil ama altın rengi boyama. Ve her yeri yine camlarla, aynalarla kaplı. Burası böyle bir tuvalet. Bu temple'ın tasarımcısı olan adam sadece eski Budist tasvirlerini kullanmıyor, modern tasvirleri de kullanıyor. Atıyorum bu şekilde heykeller görmeniz ya da böyle kafa tasları görmeniz ya da işte George Bush'u uzayla alakalı tasvirleri, Batman'i, Spider-Man'i görmeniz çok mümkün. Çünkü iyi ve kötünün modern temsillerini, işte çağdaş figürleri, filmlerden ve çizgi romanlardan kötü adamları kullanmayı tercih etmiş. İyi ve kötüyü tasvirlerken bunları da eserlerinde kullanıyor arkadaşlar. Hemen şurada müzesi var. Bu arada müzenin içinde video çekmek yasak olduğu için gidemiyorum ama size buranın tasarımcısı adamı gösterebilirim. Müzeyi gösteriyor ama müzenin içinde bize herhangi bir video çektirmiyorlar. Video, fotoğraf çektirmiyorlar. O yüzden girmeyeceğim. Şimdi asıl temple'a doğru artık yürüyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi tamamen ticari. Burada yemek dükkanları, hediyelik dükkanlar, kafeler var. White Temple'ın içine girmek arkadaşlar 100 baht. İçinde de video ve fotoğraf çekmek yasak. Şimdi şuradan bilet alarak 100 baht'a içine girip köprüden geçip tapınağa ulaşabilirsiniz normalde. Ama 100 baht istiyorlar. Verilir mi? Bunu bir düşüneceğim. Eğer verirsem gireceğim içeri ama girersem size hiçbir şey gösteremeyeceğim. Çünkü içinde video fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Sadece şu köprüye kadar çekebiliyorsunuz. Şurada fotoğraf çektiriyorsunuz. Hemen girişinde böyle eller var. Cehennemi tasvir ediyor. Eğer iyi bir insan olmazsan oradaki gibi cehennem figürleri gibi olursun. Onu tasvir ediyor. Oradan geçtikten sonra da cennete ulaşıyorsun. Bu da cenneti temsil eden bir temple. Bunun beyaz olmasını şöyle söylüyorlar. Beyaz rengi Buda'nın saflığını, camlar ise bilgiliğini, yani Buda'nın öğretilerinin bir yansıması olarak adlandırılsa da tasarımcı diyor ki hayır, benim beyaz ve camlı yapma sebebim normalde gün ışığını yansıtıyor, çok güzel parlıyor, ben buradayım diyor. Ama hava karardığındaysa camlar karanlığı yansıttığı için bu sefer bir hayalete dönüşüyor. Yani aslında burada yine tasarımcının, ressamın ne kadar hayalperest olduğunu görebiliyoruz. Eğer Google'dan bakarsanız çizimlerine zaten ne kadar psikodelik, ne kadar ütopik resimler çizdiğine ve sürekli işte George Bush'u, Spider-Man'i, Batman'i kullandığını ve uzayı figürlediğini görürsünüz. Tamamen böyle hayalperest, anime seven, işte aksiyon filmleri seven, uzay filmleri seven, Spider-Man, Batman serilerini seven bir ressamın tasarladığı temple aslında. Dediğim gibi hiçbir gerçekten çok uzun bir geçmiş olan bir temple değil. Tamamen sanatçının ülkeye hediye ettiği ve turist çekmek için yapılan bir temple. Hiçbir bana göre ruhani bir özelliği yok. Tamamen sanatçının kendi tatmini için yaptığı bir tasarım. Zaten demin de söylediğim gibi 2070 yılında tamamen diğer alanlar da tamamlandığında ben artık ölümsüzlüğüm ilan etmiş olacağım diye de bir açıklaması var. Temple bu şekilde arkadaşlar. Ama dediğim gibi güneş olmadığı için size böyle çok çekici gelmiyor olabilir. Güneş olsaydı inanılmaz güzel olacağına eminim. İçine 100 baht verip görmeye değer mi bilmiyorum. Çünkü içi çok ufak bu arada. Yani giren 10 saniye sonra şuradan çıkıp gidiyor. Sadece zaten şu köprüde fotoğraf çektirmek için 100 baht veriyorlar. Orada değil de bir önünde fotoğraf çektirebilirim bence. Kısacası böyle. Gördüğünüz gibi bunlar da bu arada donate'lerle alınıp takılan şeyler. Birkaç video öncesinde bir tapınakta size göstermiştim. Bunları alıyorlar donate'le. Buraları asıyorlar. Ya da üzerlerine isim ve dilek yazıyorlar arkadaşlar. Bunlar böyle alüminyum folyo gibi bir şey ve buranın üstü komple bunlarla kaplı. Hatta bunlardan oluşan iki tane ağaç da var şurada. Teyze, tuvalet odası dua ediyorsun da ayol. Tuvalete karşı dua mı ediyorsun?
kısacası, aha yağmurda çiselemeye başladı. Kısacası White Temple dedikleri olay turistik bir olay arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada da o şeylerden oluşan ağaçlar var. Böyle. Şimdi bir de merak ettiğim başka bir temple var. Mavi Temple, Blue Temple. Muhtemelen onun adı da Blue Temple değil. Oraya gideceğiz muhtemelen. Eğer hava çok bozmazsa. Size bir de şey göstermek istiyorum. Burada bir tane havuz yapmışlar. İnsanlar böyle dilek dileyerek tam ortasına parayı atmaya, tutturmaya çalışıyor. Şu kısım. Size onu göstereceğim şimdi. Evet, tam ortasında. Bakın, görebiliyor musunuz? İnsanlar dilek dileyip parayı oraya atmaya çalışıyor. Atmaya çalıştığı için de burada bir sürü para birikiyor ve sonra bunu temple sorunları topluyor tabii. Yani ne yapıyor? Bu da gelip alacak değil ya. Bakın, size bahsettiğim gibi bunların üstüne böyle yazılar yazmışlar. Bunların hepsi donate'lerle alınıp dileklerini, yazılarını ya da geldiği tarihleri yazıp buraya asıyorlar. Bakın, burada kızlar asıyor şu an. Buradan alabiliyorsunuz. Satış noktası neymiş? Lucky Body Leaf. 30 bahta satıyor tanesini. Bu alanda arka taraf. Bakayım ne varmış. Yine gördüğünüz gibi modern tasvirler her yerde. Mekanik bir yapı. Yapının üstünde de böyle kafatasları figürlenmiş. Ve bu da heykeli her yerde. Yağmur başladı. Şu uzaktan kendim bir çekeyim ya. Burası temple'ın arka tarafı. Pardon. Tamamlanmamış kısmı. Bu kısımlar daha tamamlanacak arkadaşlar. Bir de burada altın rengi bir kısım var. Böyle bir alan. O kadar kalabalık ki insanlar otobüslerle geliyorlar. Hava kapalı olmasına rağmen sanki bir Hollywood filminde sahnede kullanılmak için yapılmış bir tasarımmış gibi arkadaşlar. Evet, uzaktan işte ne denir, drone'la ya da güneş varken profesyonel bir makinayla muazzam görüntüler yakalanabilir. Evet, ama ben böyle ruhsuz, sadece ticari amaçla turist çekmek için yapılan Hollywood filminden fırlamış gibi bir tasarımı açıkçası çok beğenmedim. Gözlerimi kamaştırdı mı güzelliği? Evet, ama bana uyuyor mu? Hayır. Şimdi artık buradan yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi White Temple'dan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Blue Temple'a geldik. Bu Blue Temple, White Temple'ı yapan, tasarlayan sanatçının öğrencisi tarafından tasarlanmış. Ve bence gerçekten White Temple'dan daha güzel. Ben daha çok beğendim. En azından bir ruhu varmış gibi geldi bana. Şimdi size göstereceğim. Girişte devasa iki tane muhafız var arkadaşlar. Ellerinde lotus çiçekleri var. Ve bellerinde de böyle bu ne? Timsah suratı mı bilmiyorum ama şöyle yakından çekeyim. Ellerindeki lotus çiçekleri girişte size onu ikram ediyorlar gibi görünüyor. Ve böyle yine tam ortada kafasının üstünde lotus çiçeği olan bir tane Buda betimlemesi var. Benim favorim hemen soldaki Buda oldu. Buradaki tasvirlerin, heykellerin elinde gördüğünüz gibi paralar var. Her temple'da olduğu gibi bu heykellerin önünde dua ettikten sonra para veriyorlar. İnsanlar para koyuyorlar ya da suyun içine atıyorlar. Bu gördükleriniz lotus çiçekleri. Kafasında da hemen lotus çiçeği var zaten. Güneşten koruyor herhalde, bilemedim.
Ve benim favorimi göstereyim size. Buradaki kocaman bir Buda heykeli var. Bence mavi ile beyazın uyumu muhteşem bu arada. Yanında dua eden monklar var. Bu arada buraya dans eden kaplanlar tapınağı deniyor Tay dilinde. Ben Türkçesini söylüyorum size. Bunun sebebi de şu, burada eskiden antik bir tapınak varmış ve o yıkıldıktan sonra burada aslanlar koşturuyormuş arkadaşlar. Daha sonra da buraya bir tane böyle bir modern tapınak yapmak istemişler. İsmi oradan geliyor. Dans eden kaplanlar tapınağı olarak geçiyor bu Blue Temple. Tabii Blue Temple dedikleri yine turistlerin kullandığı, basit olsun diye kullandığı bir tabir. Şimdi ben terliğimi çıkarıp içeri gireceğim. Ejderha suratlarıyla karşılaşıyoruz. Girişte bu şekilde mum ve çiçek alabiliyorsunuz içeride dua etmek için. Buraya koyuyorsunuz ya da içerideki Buda'nın önüne koyuyorsunuz dua ederek. Ve burada donate atarak, bağışta bulunarak bunlardan alabiliyorsunuz. Böyle şeyler. Üstüne yazı yazabiliyorsunuz. Dileklerinizi ya da isminizi ya da geldiğiniz tarihi yazabiliyorsunuz. Ve bunun için atıyorsunuz. Şu an yapacak. Burada da büyük bir Buda var. Dışarıdakinin aynısı ama bu sefer elinin duruşu daha farklı. Ben sevdim bayağı. Burada insanlar dua ediyor. Ve duvarda betimlemeler var bu arada. Büyük büyük tablolar. Oha! Bunu şimdi görüyorum. Çok güzel bir çizim. Tapınağın içi full çizim bu arada yani. Dediğim gibi var, temple'ı yapan sanatçının, tasarlayan sanatçının öğrencisinin işleri. Bu gördüğünüz her şey ona ait, öğrencisine ait. Kocaman bir Buda. Burada yine çan var. Bunu çalabiliyorsunuz bu arada. Yani şu tokmakla vurabiliyorsunuz. Ve çıktığınızda da böyle bir görüntü karşılıyor sizi. Ve tam bu tarafın girişinde de yine büyük bir Buda sizi karşılıyor. Eğer bu taraftan girerseniz diye. Ben sevdim. Burayı White Temple'dan daha çok sevdim. Hatta yani inanamazsınız ama buna kimse inanmıyor. Ama burayı White Temple'dan daha çok sevdim. Böyle renkli olması, yaşıyor olması hoşuma gitti. White Temple çok soğuktu. Sanki dediğim gibi böyle bir Amerikan bir aksiyon filminin içinde kullanılan bir dekor gibi gelmişti bana. Ama burasını bayağı sevdim. Şöyle bir arka tarafında böyle bir görüntüsü var. Güzel. Burada da fanus var. Bu geleceği gösteren fanus mu? 100K alabilecek miyim? Göster bana. O cool. Çok cool. Görebilen yorumlara yazsın diyormuşum. Okey, o zaman Buda'nın da yaptığı gibi sizi uğurluyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Zaten şarjım da çok az. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Gerçekten hava şartları kötü. Şarjım habire bitiyor. GoPro'm sürekli ısınıyor, anlamadım. Yeni olmasına rağmen sürekli ısınıyor. Böyle 20 dakikada bir kendini kapatıyor. Onu anlayamadım tam. Hava kötü dediğim gibi. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Kankamla
videoyu sona erdireyim. O zaman eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Varsa önerileriniz, Tuğba keşke böyle yapsaydın dediğiniz şeyler lütfen yorumlara yazın. Çünkü ben hepsini tek tek okuyorum ve hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. O zaman Çengirergi'den size Blue Temple'dan veda ediyorum. Diğer videoda görüşürüz. Bye bye.